Sahnedeki misafirlerimizi sahnenin karşısına doğru davet ediyorum lütfen. Sahnenin yan tarafında ve arkada bulunan misafirlerimizi sahnenin ön tarafına doğru almak istiyoruz. Dışarıdan lütfen içeride misafirimiz kalmasın. Herkes dışarıya davet ediyorum. Arkadaşlar biraz da hatta biraz da geri, biraz geri gidelim Geldi. Gidiyorsunuz ama ben nereye gideceğim? Sonuna kadar seviyorum. Evet değerli konuklar, lütfen sahnenin yan tarafında durmayalım. Sıkışıklık oluyor. İçeriden çıkmaya çalışıyor içeride olan misafirlerimiz. Lütfen sahnenin karşısına ve yan taraflara doğru açılalım. Lütfen sağ ve sol taraftaki yerlere doğru kayalım. Çünkü içeride daha birçok misafirimiz var. Onlar da dışarıya doğru geliyorlar. Hayır.
Son zamanlarda özellikle Hatay'dan sonra bir ağlama sendromu başladı bende. Bu kadar ilgiye sevgiye ağlayarak başladım. Alanda teşekkür ederim sevgili dostlarım. Alanda her kim varsa buraya geldiyse dostumuzdur, canımızdır, kanımızdır. Hoş geldiniz. Bugün basın toplantısı. Böyle bir toplantı yapmamız mutlaka gerekiyordu. Gelen mesajlardan, gelen aramalardan sabahlara kadar, arayan çocuklarından, yavrularından, daha kreşlerde okuyan çocuklarından gelen mesajlarla böyle bir toplantıyı basın aracılığıyla sevgili Sarıyerlilerle, değerli katılımcılarla ve siz sevgili dostlarımla duymayana, bilmeyene ulaştırmak için buradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sloganlardan çok olması gerekeni sizlerden gelen mesajlarla başlıklar olarak hazırladım. Tüm basın mensubu arkadaşlarıma özellikle belirtmek istiyorum. Dinlediğim kadarıyla zan okunuyor herhalde. Evet başkanım. O zaman bir iki dakika bekleyeceğiz. Arkadaşlar başkanım. Başkanım ya siz ya hiç kimse. Biz Sarıyer'de hep emeğiyle yaşayan ama hangi alanda olsun laboratuvarından bu gökdelenlerde yaşayan genç arkadaşlarımız ama hep emeğiyle yaşadık. İliç'te Erzincan'da yaşayan emekçi kardeşlerim gibi ama bu yaşamı ölmeden sağlıklı bir şekilde devam ettirmenin mücadelesini verdik hep. İliç yeni değildi. İliç ilk defa olmadı. Toprak kaymasına, hele bu tür maden aramalarına önlem almazsanız
gelen felaketlerin hep sonrasında en iyi yaptığımız şeyi yapıyoruz, ağlıyoruz. Deprem sonrasında en iyi yaptığımız şeyi yapıp ölüyoruz, ağlıyoruz. O zaman aklımızı kullanacağız. Aynen. Birlikte Sarıyer örneğini tüm Türkiye'ye yayacağız ki başkan Hakkı başkan Hakkı başkan Hakkı başkan bugün belediye binası ve yandaki müştemilatlar 100 bin metrekare inşaat yapıldı. Tek bir kişinin ayağına çivi bile batmadı. İşte Sarıyer bu. İşte Sarıyer'in bu örneğiydi. İş kazalarının olmadı. İnşaatlarda ölümlerin olmadı. Madenlerde ocakların...